GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin aşağı yönlü bir hareketle de, e, günü devam ettirdiğini görebiliyoruz. Burada özellikle dolar endeksi ile ilgili uzunca bir süredir ifade etmiş olduğumuz 55 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamalar önemini korumaktadır. Bu ortalamalar üzerinde yükseliş trendinin devam etme düşüncemizde güncelliğini sürdürmektedir. Burada 94.58 seviyesinde hareket eden bir endeks var karşımızda. İlk etapta baktığımızda 94.40 yani son zamanlarda en etkili ortalama olarak ifade edebileceğimiz 55 periyotluk üstel hareketli ortalama söz konusu. Öncelikle bu destek noktası önemli. Eğer tepki satışları devam etmek istiyorsa bu ortalamanın altında harekete ihtiyacımızın olduğu unutulmamalı. Bu yüzden de 9440 destek noktası önem arz etmektedir günün kalanında endeks bazında ve endeksteki hareketlilik euro dolar paritesi üzerinde de sert hareketlere neden olabilecek bir durumda şu anda. Baktığımız üzere yukarı yönlü hareketler 1.13'ün üzerinde devam etti. 1. 13.54 seviyelerine yakın şu anda seyrini sürdürmekte. Genel çerçevede baktığımızda daha önce hatırlarsınız genellikle hep 34 periyotluk yüksel hareketli ortalamadan bahsetmiştik. Ancak son günlerdeki hareketlilikten kaynaklı bu ortalamada bir revize çalışması gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de 34 yerine 55 periyotlu küsel hareketli ortalamanın daha sağlıklı olabileceğini, daha garantici işlemler için dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Bu yüzden de 55 periyotlu yüksel hareketli ortalamayı mevcut trenle bağdaştırabiliyoruz. 1.13.90'dan geçmekte bu ortalama. Şu anda da Euro Dolar Paritesi 1.13. 51 seviyelerinde seyrini sürdürmekte. Genel çerçevede baktığımızda düşen trendin 17 Aralık'tan beri devam ettiğini, 55 periyot yüksel hareketli ortalamanın mevcut düşüş terlerini desteklediğini 1.13.90 seviyesinin de bu bağlamda kritik olduğunu ifade edebiliriz. Yani 1.13.90 geçinmediği müddetçe negatif baskı devam etmek isteyebilir. 1.13.90 öncesinde de ilk bariyer 1.13.55 civarları diyebiliriz. Sterling Dolar'a baktığımızda gün içerisinde önemli bir dönüş kaydetti. 1.49.90 seviyelerinden 1.50.65'lere kadar yükseliş kaydetti. Özellikle bir 52.20 seviyelerinden başlayan ve dikkat ederseniz Fibonacci oranını olarak da ifade edebiliriz. 1.52.20'lerden başlayan ve 147 87lerde sınırlanan mevcut düşüşlerin e, tepkisini yaşıyoruz şu anda ve nereye kadar gidebilirin? Cevabını arıyoruz. Fibonacci ritemizde 38.2, 50 ve 61.8'lik oranlar bu bağlamda kritik. Son zamanlarda 1.51'lerden dönüşte dikkat çekici. Bu yüzden de 1.51 bariyeri önemini korumaktadır. 1.51 bariyeri altında kaldığı müddetçe bu yükselişlerde satış baskısı yeniden etkili olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Dolar yan paritesinde hatırlarsanız 118.15 seviyesinin önemini vurgulamıştık dünkü video çalışmamıza. Çünkü bandın alt bölgesinin altına sarkmalar gerçekleşmişti. Bu sarkmalar bir tuzak mı yoksa yeni başlayacak bir düşüşün devamı için sinyal mi? Bunu incelemek gerekiyor demiştik. 118.15'i e önemli olduğunu vurgulamıştık. Paritenin 117.86'lardan dönüş kaydettiğini gördük. Bugünkü harekete baktığımızda yine bu bölgenin altında 116.86'lara kadar bir geri çekilme akabinde tekrar toparlanma 117.70 hareketi. Şu anda baktığımızda mevcut bandın alt noktasının esnediğini görebiliyoruz. Bu yüzden de aşağı yönlü baskılarda birazcık daha istekli olabiliriz. 117.85, 118.15 gibi rakamlar önemli çünkü yeniden satış baskısına maruz kalabilmesi adına bu bölgelerin altında hareketlere ihtiyaç var. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa daha önceki dip nokta olarak ifade edebileceğimiz 115.50'lere doğru yeni bir hareket görebiliriz. Bu yüzden de 117.85 ve 118.15 bariyerleri günün kalanında dikkate takip edilmeli. Yurt içine baktığımızda piyasalar gerçekten önemli hareketlerin olduğu bir güne şahitlik etti. Dolar Türk Lirası bazında enflasyon verisiyle birlikte özellikle Merkez Bankası'nın ara toplantı yapıp yapmayacağı konusunda bir düşünce söz konusuydu. Enflasyon raporu geldi. Faiz toplantısı yapmayacağına ilişkin düşünceler güçlenmişti. Kur çok net bir şekilde 2.41'lere yaklaşmıştı. Akabinde tekrar 2.43'lere doğru bir atak görmüştük. Bu atakta acaba bir ara toplantı var mı yok mu sorusunun cevabını ararken Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklamayla birlikte ara toplantının yapılmayacağına ilişkin düşünce dolar Türk lirasında yeniden satış baskısının oluşumuna katkı sağladı. Genel çerçevede baktığımızda hareketlerin 2.40-60'lara kadar devam ettiğini gördük. Şu anda da 241 13lerdi Genel çerçevede mevcut yukarı yönlü bir trendin net bir şekilde görebiliyoruz. Peki burada tepki satışları nereye kadar devam edebilir buna bakacağız. Burada Fibonacci Expansion %100'lük orana tekamül eden rakam 2.40-40. Bu destek noktası önemli eğer tepki satışları devam etmek istiyorsa bu desteğin de kırılması gerekiyor. Aksi takdirde düşüşler sınırlı kalabilir ve tekrar bir toparlanma görülebilir. Bu yüzden günün kalanında 2.4040 destek noktası dikkate takip edilmeli. Ham petrol fiyatına bakacak olursak Cuma gününden beri önemli bir yükseliş kaydettik ve Son zamanlardaki hareketleri incelediğimizde özellikle 5 Ocak tarihinden beri ham petrol fiyatlarının her seferinde 51.25-49.52 aralığından satış baskısına maruz kaldığını görüyorduk. Bu yüzden de analizlerimizde özellikle bandın üst noktası 51.25'in önemli olduğunu ve yatırımcıların birazcık daha dikkatli olması gerektiğini vurgulamıştık. Gün içerisindeki hareketlere baktığımızda 51 53'lere kadar bir yükseliş söz konusu ve yukarı yönlü hareketler birazcık daha istekli. Eğer temel makroekonomik gelişmeler böyle bir isteği güçlendirebilirse o zaman ham petrolde daha kalıcı bir yükselişten bahsedebiliriz ki bu da 200 aylık basit hareketli ortalama olan 60.40'ların yeniden gündeme taşınmasına katkı sağlayabilir. Bu yüzden de Ampetrol'ün kısa vadeli hareketleri gerçekten dikkat çekici. Genel çerçevede baktığımızda Fibonacci Expansion rakamlarını belirlediğimizde yukarı yönlü hareketlerde nerelere kadar yol alabiliriz sorusunun cevabında Fibonacci Expansion %61.8'lik 54.35 seviyesine doğru böyle bir hamle görebiliriz. Ancak bu, bu öncesinde yani bu hareketin öncesinde Fibonacci Expansion %100'lük oranı tekamül eden 51.40'ların üzerinde harekete ihtiyaç var. Zaten 51.25, 49.52'si bölgesi de kritik demiştik. Bölgenin üst noktasının üzerinde harekete ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden de aceleci davranmamak, ham petrol fiyatlarını bekle gör politikasında yer almak, özellikle yukarı yönlü hareketlerde birazcık daha dikkatli olmak gerektiğini vurgulayabiliriz. Genel çerçevede baktığımızda 48-20 destek noktası üzerinde pozitif beklenti devam etmektedir. Kıymetli madenlere gelecek olursak altın fiyatlarında pazartesi günü gerçekleştirilen düşüşlerin ardından tekrar toparlanma ve yeniden e, kanalın üst bölgesi olan 1285 doğru bir ilerleme söz konusuydu. Gün içerisinde 1285.76'lar test edildi. Ancak dikkat edildiyse yukarı yönlü hareketlerde çok net bir e, hamle yok. Bu yüzden de piyasalarda bir bekle gör politikası devrede. 2. Düzeltiyorum. 1285 bariyeri hala daha önemini korumaktadır. Eğer bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse alıcıların isteksizliği yeniden satışların oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu yüzden de özellikle 1285 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Eğer 1285'in üzerinde bir harekete gerçekleşirse ya da 1285'in üzerinde kalıcı bir hareketten bahsedebilirsek günün kalanında o zaman haftalık grafikte baz aldığımız 1306 bariyeri yeniden gündemimize yer alacaktır. Bu yüzden de günün kalanındaki ilk kritik bariyer 1285'tir ve yatırımcılarımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Son olarak da gümüşe değinecek olursak dün hatırlarsanız tepki alımları nereye kadar gidebilir sorusunun cevabını 17.60'a kadar devam edebilir demiştik. Baktığımız üzere gümüş fiyatlarında yukarı yönlü önemli bir çıkış kaydettik. 17.73'lere doğru böyle bir harekete şahit olduk. Kanal içi hareketlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Peki bundan sonraki hareketlerde gümüşte yukarı yönlü önemli bir sinyal sağlanır mı? Burada aslında üst noktada çizmiş olduğumuz kanal bölgesine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu kanal bölgesi geçirmezse yeniden aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Kabataslak harekete incelediğimizde 17.82 bariyerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 17.82 geçilmezse yeniden aşağı yönlü bir baskıya maruz kalabilir gümüş fiyatları. Genel çerçevede dolar endeksi Euro dolar, sterlin dolar, dolar, Türk lirası, dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonları gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.